Yardımınız için çok sağ olun. Ama sizden bir ricam daha var. Yasemin'in ev adresi sizde varsa alabilir miyiz? Gidip bir görmek istiyorum. Az oturun. Ben bulup hemen veririm ama önce çay söyleyeyim hemen size. Yok. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hemen adresi alıp gidelim biz. Adres burada, buyurun. Arif Efendi, hemen gidip şu kadını bulalım. Hı hı. Bu defa işler yolunda gidecek. İçime doğuyor. Bu kadın her şeyi çözecek. Anladım. Peki, tamam. Sınırdan herkes kendi arabasıyla geçecek. Biz önünüzde olacağız. Bir sorun yok değil mi? Merak etmeyin, her şey kontrolümüz altında. Şekerlerden bir tane daha alabilir miyim? Tabii. Beni unuttun burada zannettim Asi. Bu arada biz de Defne ile sohbet ediyorduk. E tabii artık sen geldiğine göre. Bir çay daha içer miydin? Almayayım, teşekkür ederim. Bu iş söylediğiniz kadar kolay olmayacak galiba. Size Bülent'i buluruz dedik ve bulduk. Unutmayın, bu sizden çok bizim için riskli. Olacak o kadar, çuvalla para verdik size. Telefonları kapatsanız iyi olur. Bu telefonları orada kullanmak sakıncalı. Bu önlem sadece bizim güvenliğimiz için. Son bir telefon açmam lazım. Defne, Asi ile yalnız konuşmamız gerekiyor. Mümkünse. Ben sizi rahatsız etmem. Olur mu ama? Bakın, lütfen. Babanızın da iznini alarak ben resmen bir evlenme teklifi yaptım. Ben baş başa yalnız konuşmayı umarak geldim buraya. Aileden birinin yanınızda olmasının ne mahsuru var? Asi, telefonuna bakar mısın lütfen? Alo, Demir. Demir, seni duyamıyorum. Neredesin? Konuşsana. Demir, hiçbir şey anlaşılmıyor. Sen beni duyabiliyor musun? Duyuyorum Asi. Alo. Dinle beni. Söylediğimi unutma. Alo. Beni bekle. Sakın aceleyle bir şey yapma. Bak, alo. Başka bir telefondan ara. Galiba hatta bir problem var. Asi, kabul etme teklifi. Ben her şeyi halledeceğim, bekle. Alo. Asi, duyuyor musun Demir beni? Demir Bey. Alo. Demir Bey, yola çıkmamız lazım. Telefonunuzu kapatır mısınız? Aradığınız kişi şu anda size yanıt veremiyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Önemli bir şey mi vardı Asi? Konuşamadım. Hatlarda problem vardı. Evet, ne diyorduk? Bu son günlerde her şey çok zordu. Senin yardımın olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Desteğin için sağ ol Kenan. Bizim için yaptıklarına minnettarız. Sayende biraz olsun rahat nefes aldık. Çok güzel üzümlü kek yapıyormuşsunuz. Hayırdır, merakınız nereden? Asi,
Ben hayatım boyunca seni korumaya, kollamaya talip olduğumu söyledim. Cevap vermen için acele etmeni istemem. Bak biliyorum bu çok önemli bir karar. Ama en azından ne düşündüğünü merak ediyorum. Ben önce annemlerle konuşmalıyım. İş seyahati Leyla'cığım. Evet, Demir'le birlikteyim. Bir iki güne döneriz diye tahmin ediyorum. Tamam, oldu. Sen Melih'e teyzeme haber verirsin. Hadi hoşça kal. Bu telefon işinizi görür. İçinde benim ve arkadaşların telefonları kayıtlı. Orada bu telefonla haberleşiriz. Yükleri biraz sıkılaştırdım. İyi, tamam. Yukarıda benim denk vardı evladım. Düşüp gitmesin yok. Ha, o senin miydi? He. Sağlam da teyze. Sağlam. Sağ olasın. Sağlam da. Lan Almanyalı. Senin buralara geleceğini hiç hesaba katmadım. Hilmi dede, bir kahve söyleyeyim sana. Kahve içmiyorum. Kekik çayına başladım. Ne o, bir şey mi isteyeceksin? İki kekik çayı. Mahir. Senin Reyhanlı'da ortak tapulu tarlaların vardı. Vardı ha? Bir türlü anlaşamıyordunuz, ne yaptın? Bir orta yol buldum. En sonunda 10 sene amca zedeler, 10 sene de biz işletmeye karar verdik. 10 sene. Kim öle kim kala. Zaten benim bir ayağım çukurda. Ölürsem hakkım kalır deyip ilk 10 seneliği ben aldım. Oo. İyi. Ben de pek genç sayılmam. Sayılmam değil mi? Burama bir ağırlık çöker bazen. Biz de onu 15 sene yaparız, olur biter ya. Yine geciktin be Afiye. Ne yaptın, anlat bakalım. Yasemin'in yerini tespit ettim. Adresi? İyi iyi. Ulan eğer bu kadın dişe dokunur bir şey söylerse yaşadın. Mükafat olarak 1 sene rakı paran benden ha. Buyurun. Pasaport lütfen.